Gezegenimizin çekirdeği, Endonezya'nın altında Brezilya'nın altında olduğundan daha hızlı soğuyor ve, bilim insanlarının şu an için bu durumun nedenine dair bir açıklaması yok. Bu gizemi çözmek içinse, çalışmalar devam ediyor. Jules Verne'in meşhur eseri Dünya'nın Merkezine Yolculuğu yazmaya başlarken, aklında hangi gizemler vardı bilinmez ancak gerçek, bu konuda hayal gücünün eserlerini geride bırakıyor. Dünya'nın çekirdeği dengesiz bir büyüme sürecinde. Bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğinde olan biteni sismik dalgalar üzerinden takip edebiliyor. Gezegenimizin katı demirden çekirdeğinden geçen bu sismik dalgalar, bir nedenden dolayı kutuplar arasındaki yolculuğunu, ekvator boyunca olan yolculuğundan çok daha hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Bilim insanları, şu ana kadar bu durumun nedenini açıklayamamıştı. 3 Haziran'da Nature Geoscience dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma ise, bu durumun gizemini çözmüş olabilir. Bilgisayar simülasyonlarında gezegen çekirdeğinin, son 1 milyar yıldaki büyümesini inceleyen araştırmaya göre Dünya'nın çekirdeği, Doğu Yarımküre'de daha çok ısı kaybediyor. Haliyle Doğu'da yeni demir kristalleri daha hızlı oluşuyor. Araştırmanın başyazarı Daniel Frost'a göre, dış demir çekirdeğin hareketleri nedeniyle iç çekirdekten ısı kaçışı oluyor. Bu da doğu tarafta, batı tarafa kıyasla daha fazla sıcaklık kaçışına yol açıyor. Yani Endonezya'nın altındaki ısı kaçışı, Brezilya'nın altındaki ısı kaçışından fazla. Bilim insanları, çekirdekteki oluşumu gözümüzde canlandırabilmemiz için ağaç örneğini veriyor. Ağaç gövdesindeki katmanlar, batı tarafında daha az aralıklıyken doğu tarafında ise gittikçe, daha geniş aralıklara sahip diye düşündüğümüzde, durumu da daha net anlayabiliyoruz. Öte yandan gezegenimizin çekirdeğindeki bu asimetrik büyüme, herhangi bir şekil bozukluğu ya da dengesizlik tehlikesine yol açmıyor. Gezegen çekirdeğinin çapı her yıl yaklaşık 1 milimetre daha geniş hale geliyor. Bu durumun nedenleri ve etkileri ise tartışılmaya devam ediyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.